değer artışına işaret ediyor. Rakamlar böyleydi. Şimdi detayları konuşacağız. Günün öne çıkan başlığı bir ayın zirvesini test eden dolar. Hem bunun nedenlerini hem de bundan sonraki süreçte dolarda yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceğini soracağız. ALB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yeliz Karabulut telefon attığımızda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Bugün doları konuşuyoruz. Aslında iyimser bir hava vardı. Yeniden dolarda dip noktaları görmüştük ama bir çıkışın işaretini alıyoruz. Bu uzun süreli bir çıkış mı olur? İç nedenler mi yoksa dışarıdaki gelişmeler mi daha etkili, ne dersiniz? Burada aslında dış nedenlerin daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kırılgan beşli olarak adlandırılan Güney Afrika, Hindistan, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'nin ve özellikle ABD tarafında 15 mesailde açıklanan enflasyon rakamının akabinde toparlanmanın, yani yukarıya doğru hareketin olduğunu görüyoruz. Neredeyse %3'e yakın kayıpların olduğunu görmekteyiz bu bir aylık periyotta. Bu açıdan kurlarda sanki yukarı yönlü eğilim daha da artabilir gibi gözüküyor. ABD tarafında verilerin olumlu gelmesi halinde ise dolarda bir kuvvetlenme ile birlikte yukarı yönlü eğilim artabilir. Yukarıda bizim takip ettiğimiz seviye 2.12.50 seviyesi. Eğer bu seviye aşılırsa yeni bir bant hareketine başlar ki bu sefer hareketler birazcık daha kuvvetli olabilir. 2.12.50'nin altına geçememesi halinde ise 2.11.70 ve 2.11.30'a doğru bir geri çekilme görülebilir. Bu açıdan yurt dışındaki özellikle ABD verilerinin önemli takip edilmesi gerekiyor. İç tarafta iki tartışmalar da tabii ki önemli. Özellikle faiz indirim tartışmalarının daha da artması halinde dolar TL'deki yukarı yönlü eğilim birazcık daha artabilir diye düşünüyoruz. 2000 borsaya da negatif etkisi oluyor. 79.000-80.000'e dayanmış bir borsadan sonra aşağı yönlü bir hareketin olduğunu görmekteyiz. Şu an 78.300 seviyesinde kapanış gerçekleştiriyor. 78.400'ün altında ki bir endekste aşağı yönlü hareketi tetikleyebilir. ABD 10 yıllıklarına baktığımız zaman ki aslında dolar TL'deki seyir için bunu takip etmek gerekiyor. 2.40'ları görmüştü. Şu an 2.60'lar seviyesinde faizler. Faizlerdeki yukarı yönlü bir hareketin devam etmesi halinde ABD tarafında dolar Türk lirasında ise yukarı yönlü hareketin hızı artabilir. Teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. ALB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yeliz Karabulut'la piyasadaki son hareketi konuştuk. Günün öne çıkan başlığı az önce de altını çizdiğimiz gibi.